Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine temel kavramların 5. testiyle devam ediyoruz. K ile L arasındaki yol A ile B noktaları arasında 5 farklı güzergaha ayrılmaktadır. Bakın K ile L arasındaki yol A ve B güzergahlarında 5 yola ayrılmaktadır. 1, 2, 3, 4 ve 5. Güzergahlar sayı kümeleriyle isimlendirilmiştir. Bu yolda ilerleyen bir kişi tişörtün üzerinde yazan sayının ait olduğu sayı kümeleriyle gösterilen güzergahtan geçebilmektedir. Örneğin tişörtünde 2 bölü 3 yazan bir kişi 2 farklı güzergahtan geçebilmektedir. Neden? Çünkü 2 bölü 3 bir rasyonel sayı değil mi arkadaşlar? Rasyonel sayıyı kapsayan değil mi arkadaşlar? Bizim kümemiz neydi? Bakın reel sayılardı. O yüzden arkadaşlar aynı zamanda bu reel sayı. Doğal sayı değil 2 bölü 3. Q'su yani irrasyonel sayı da değil. Neden? Çünkü arkadaşlar bu Q kümesi ise biz Q'su kümesini ne yapıyorduk? Ayrı gösteriyorduk değil mi? Ayrı oluyordu arkadaşlar. Bunların içine alan reel sayılar kümesiydi. O yüzden 2 bölü 3 rasyonelse irrasyonel kümesi içerisinde olması mümkün değil. Bu aynı zamanda zaten tam sayı da değil. Bundan dolayı sadece reel sayıların ve rasyonel sayıların elemanı olmuş oluyor. Sadece o yüzden iki farklı güzergahtan geçebiliyor arkadaşlar. Tamam. Buna göre bir kişinin tişörtünde aşağıdaki sayılardan hangisi yazılı olursa 4 farklı güzergahtan geçebilir diyor. 4 farklı güzergahtan geçecek. Bakalım. Rengimizi değiştirelim şöyle. Mesela eksi 4 olmuş olsa. Eksi 4 olmuş olsa tam sayı buradan geçecek arkadaşlar. Buradan geçecekse bu aynı zamanda tam sayılar rasyonel sayıların elemanı. Rasyonel sayı ise arkadaşlar reel sayının da elemandır aynı zamanda. Bu bir doğal sayı değil. Arkadaşlar Q'ya aitse Q'ya ait olamaz zaten değil mi? Şuradaki elemanlardan dolayı. Bakın ayrık olduğundan dolayı bu kümeler. O yüzden 3 farklı güzergahtan geçebiliyor. A şıkkının olması mümkün değil. B'ye bakalım. B arkadaşlar 0,2. 2 bölü 10. Bu da 1 bölü 5 demek. Aynı zamanda arkadaşlar bu 1 bölü 5. Bakın şöyle biraz temizleyeyim yine. 1 bölü 5 nedir? Rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı ise otomatik olarak reel sayıdır arkadaşlar. Bu bir doğal sayı değil. Q'sünün elemanı değil. Değil mi? Q'ya ait olduğundan dolayı. Bu bir tam sayı değil. Bu iki farklı güzergahtan geçiyor. Ama biz dört farklı güzergahı arıyoruz. Kök 7 yani irrasyonel sayı. Kök dışına çıkamayan sayılar irrasyonel sayı olacak arkadaşlar. Bunu inceleyelim şimdi. İrrasyonel sayı olduğundan dolayı bir kere bunun elemanı. Değil mi? Aynı zamanda arkadaşlar reel sayılar bu kümeyi kapsadığından dolayı reel sayıların elemanı. Q'ya aitse Q'ya ait olması mümkün değil. Q'ya ait olmayan bir şey ne doğal sayıdır ne de tam sayıdır. Çünkü Q kümesi yani rasyonel sayılar kümesi arkadaşlar doğal sayılar ve tam sayıları kapsar. Değil mi? Bundan dolayı N ve Z'ye ait olma şansı yok. Yani iki farklı güzergahtan gidiyor ama biz 4'ü arıyoruz. Yani C de değil. D'ye bakalım. 1,33333 diye bu şekilde gidiyor. Bakın virgülden sonraki kısım düzenli gittiğinden dolayı biz buna irrasyonel sayı diyemiyoruz. Ne diyoruz? Rasyonel sayı diyoruz arkadaşlar. Rasyonel sayıysa o zaman bir kere bunun elemanı olacak. Bu küme arkadaşlar reel sayılar, rasyonel sayıları kapsadığından dolayı bunun da elemanı olabilir. Değil mi? Doğal sayı olmadığından dolayı bu olmaz. Q'suya ait olmaz zaten Q'ya ait olduğundan. Aynı zamanda arkadaşlar tam sayı da değil. Yani yine iki farklı güzergahtan gidebilir. Ama kök 9'a bakacak olursak arkadaşlar bu kökün dışına çıkabiliyor değil mi? Nasıl çıkıyor? 3 olarak çıkıyor. O yüzden arkadaşlar 3 tam sayı mıdır? Tam sayıdır. Q'suya mı aittir? Hayır, irrasyonel sayı değil. Doğal sayıdır aynı zamanda. Bir problem yok. Q'ya aittir arkadaşlar. Ve zaten reel sayılar bunları kapsadığı için reel sayıya da aitti. Demek ki bakın 4 farklı güzergahtan geçebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 2'ye. Yukarıdaki bilgisayar ekranında görünen ABCD dikdörtgeninin uzun kenar uzunluğunu saniyede bir birim azaltıp kısa kenar uzunluğunu saniyede bir birim artıran bir program tasarlanmıştır. Buna göre şekil ekranda göründükten kaç saniye sonra alanı en büyük değerine ulaşır diye soruyor arkadaşlar. Bakın alanı en büyük değerine ulaşacak. Bu alanın en büyük değerine ulaşması için aslında bu
bir dikdörtgen değil de kare şekline getirmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü karenin bütün kenarları birbirine eşit ya arkadaşlar. Bakın ben buna mesela A desem, burası da A olursa, şimdi alanı buluyorsam ben A ile A'nın çarpımından A kare olması lazım değil mi? Zaten biz çarpımın en büyük değerini bulabiliyorsak, bulmak istiyorsak sayıların birbirine en yakın, hatta mümkünse eşit seçmemiz lazım arkadaşlar değil mi? Çarpımın değerini en büyük yapabilmemiz için. Evet, o yüzden arkadaşlar nasıl yapabiliriz? Bakın şöyle. Şimdi şu şekilde görebiliyorsanız bakın güzel olur. Siyahla yapalım. 16 ile 2'nin toplamı ne olacak arkadaşlar? 18 ya. Şimdi ben bunu eşit yapmaya çalışacağım. 9'a 9 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. 2 birim var zaten burada. Bunun 9 olması için 7'ye ihtiyacım var. Şimdi ben kısa kenarını 1-1 artıracağım ya arkadaşlar. Kısa kenar uzunluğunu, bak kısa kenar uzunluğunu 1-1 artıracağım. O zaman 7 saniye artırırsam 2 zaten vardı. Ne yapar? 9 yapar. Burası da arkadaşlar 1-1 azaltmayacak mıydı? O zaman 7 saniyede 7 azaltırsam ben burayı 16-7'den 9 olur. Bakın burası da 9 oldu. Burası da 9 olmuş oldu. O zaman alan en fazla olmaz mı? Evet. Peki ne kadar kaç saniye geçmiş oldu? Bakın 7 saniye geçmiş oldu değil mi aradan? Çünkü 2'ye 7 eklediğim zaman 9 oluyor ya. Veya 16'dan 7 çıkardığım zaman 9 oluyor. O yüzden bu şekilde 9'a 9 olduğundan dolayı arkadaşlar en büyük alana biz ulaşabiliriz. Ama bunu matematiksel olarak da çözmek istersek şu şekilde yapacağız. Bakın kısa kenarı neydi? 2 idi, değil mi? Ben şimdi bu 1 saniyede her saniyede 1 birim artacak ya arkadaşlar. O yüzden 1 saniyede 1 artar. 2 saniyede ne kadar artar arkadaşlar? 2 çarpı 1 olur. 3 saniyede 3 çarpı 1. 4 saniyede 4 çarpı 1 artar. T saniyede de T çarpı 1 artmış olacak. Değil mi? Uzun kenarına gelecek olursak arkadaşlar 16 idi. Bu azalacak. O yüzden çıkarma işlemi yaptım. 1 saniyede 1 azalır. 2 saniyede 2 çarpı 1'den 2 azalır. 3 saniyede 3 çarpı 1. T saniyede de T çarpı 1 azalmış olacak. Öyle değil mi? Evet. Sonuçta ben bunun alanlarını bulmayacağım mı arkadaşlar? Evet. Ben bunun alanını bulacağım ya. Alanını bulacaksam arkadaşlar dediğimiz gibi bu sayıların birbirine yakın seçmem lazım. Hatta mümkünse eşit seçmem lazım. O zaman ben bunları eşitleyeyim birbirine. Ne olacak buradan? 2t eşittir 16, 14 gelecek. T değerimiz de buradan 7 gelecek. Zaten kaç saniye diyordu? Ben o saniyeyi zaten t demiştim. Değil mi arkadaşlar? Bakın buradan da yine cevabımızın 7 olduğunu görmüş olduk. Ha, bu da aklına gelmedi. O zaman ne yapacaksın? Şıklardan gideceksin. Şimdi en büyük değerine ulaşmak için arkadaşlar şimdi bir 8'den bir başlarsın. Tamam mı? 8 saniye. Ben şimdi 2'ye 8 eklediğim zaman ne olur? 10 olur. 16'dan da arkadaşlar 8 saniye geri gidersem 1-1 gidecek ya. 16'dan 8 çıkartırsam ne olacak? 8 olacak. 10 çarpı 8'den alan ne olur arkadaşlar? Bak 80 olur. Şimdi bir bakalım, bir geri gidelim. Şimdi hemen direkt işaretlemeyeceğim. Niye? Çünkü sayılar birbirine yakın çıktı ama belki eşit olma durumunu yakalayacağım ben. O zaman alanı en büyük olur. Tamam mı? O yüzden 7'yi de deneyelim bir. 2 artı 7'den ne yapacak arkadaşlar? 9 olacak. 16 eksi 7'den de bakın ne olacak? 9 olacak. 9 çarpı 9'dan alan bak en büyük 81 oluyor. Diğerlerini denememe bile gerek yok. Neden? Çünkü zaten arkadaşlar sayılar birbirine eşit oldu ya. Bundan daha büyük alana sahip olması mümkün değil arkadaşlar. Yine Denizli şıkkını bu şekilde de bulabiliriz. Tamam mı? Geldik 3. soruya. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Bakın bu A gram demiş. Bu da herhalde B gram. Tamam. Şekil 1'de halkaların takıldığı çubuk ve halkaların birer tanesinin ağırlığı verilmiştir. Evet. Şekil 2'de de 5 adet halka ile 5 adet halka ile çubuğun toplam ağırlığı 19 gram olduğuna göre. Bakın arkadaşlar şu zaten A değil miydi? Evet. Bu da bir tanesi B idi. 5 tane varsa arkadaşlar burası 5B olacak. O zaman bunun toplam ağırlığı ne olur? A artı 5B eşittir 19 olur. Değil mi? Tamam. Bizden ne istiyor? Şekil 3'te 2 adet halka ile çubuğun toplam ağırlığı en az ne kadardır diyor. Bu A'ydı. 2 tane bundan varsa 2B. Yani bizden aslında A artı 2B'yi istiyor. İstiyor ama en az olmasını istiyor arkadaşlar. Yani o zaman ben A ve B'yi mümkün olduğunca ne yapacağım? Küçük tutmaya çalışacağım. O zaman
Ne yapacağız arkadaşlar burada? Bakın şunu artık gördüğünüz zaman bunun diofont denklem olduğunu anladık değil mi? Yani bu x artı 5y eşittir 19 gibi bir şey yani bu. Değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar bakın burada benim aslında hemen direkt bunu gözle de görebiliriz. Bakın b'ye en küçük vermem lazım. Niye? 5 katsayısından dolayı. Tamam mı? Yani ama bunu diyelim ki göremedin. Göremedin diyelim ki. Hani şimdi şöyle. Ben b'ye 3 veririm. 4 verirsem çünkü 20 gelir. A'ya da eksi 1 kalır ki sonuçta bu kırmızı bölgenin hiç ağırlığı yokmuş gibi olur değil mi? Eksi 1 gram olmuş olur. Böyle bir şey de mümkün değil. O yüzden B'ye maksimum ben 3 verebilirim. 3 kere 5'ten 15. A'ya da ne olur? 4 olur. Buradan buna 4 verirsem arkadaşlar. 4 verirsem B'ye de 3 vermiştim. 2 çarpı 3'ten de 6 olur. 10 deyip cevabı işaretleyebilirim. Ama sen bunu diyelim ki görmedin. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? O yüzden biz diofont denklemin nasıl çözüldüğünü biliyoruz sonuçta. Bir tane değer bulmak önemliydi. Ben şimdi buna B'ye 1'den başladım. Çünkü bunun bir ağırlığı olmuş olacak arkadaşlar, değil mi? Bu düğmenin ağırlığı olacak. Sıfırdan başlamadım. 1'den başladım. 1 kere 5'ten 5 olacak. O zaman A'ya 14 gelecek. Bundan sonrası arkadaşlar bir değeri buldum ya. Gerisi artık kolay. B ne olacak? A'nın katsayısı kadar artmış olacak. A'nın katsayısı 1 olduğundan dolayı bunu 1 artırırsam 2 olacak. A da benzer şekilde B'nin katsayısı kadar azalacak. 5 azaltırsam 9 olacak. Bunu 1 artırdım 3. 5 azalttım 4. 1 artırdım 4. 5 azaltırsam eksi 1. Böyle bir şey zaten söz konusu değil arkadaşlar. O zaman bakın buradan A artı 2B'yi ben arıyorum ya. Şu değerleri verelim. A'ya bakın 14 dedim. B'ye 1 dediğim zaman 2 çarpı 1'den 2 buradan 16 gelecek. Bakın 9'a 2 verelim. A'ya 9 verirsem 9 artı B'ye 2 verdim. 2 kere 2'den 4 oldu. 13 oldu. Bakın azalıyor değil mi? Buna 4, A'ya 4, buna da 3 verdiğim zaman 4 artı 2 çarpı 3'ten de ne gelecek? 10 gelmiş olacak. Bakın en azı yine bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız B şıkkıydı. Geldik 4'e. İki tane cetvel verilmiş bize. Yukarıdaki şekil 1 ve şekil 2'de kendi içinde eşit aralıklı olarak özel üretilmiş A ve B cetvelleriyle bir dikdörtgenin uzun ve kısa kenarının ölçümleri gösterilmiştir. Tamam. Buna göre şekil 2'deki x değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Evet. Dikdörtgenin uzun ve kısa kenarının ölçümlerini A ve B cetvelleriyle yapıyoruz. Bakın B cetveli 47'den 32'ye ne kadarlık bir mesafe var? Demek ki burası neymiş arkadaşlar? 15 santimmiş. A cetvelinde neye denk geliyor arkadaşlar? 25 ile 13'ün arasındaki fark 12. Hemen o zaman şöyle A ve B cetvelleri olarak hemen şöyle bir tablo yapalım arkadaşlar. A'da 12'ye karşılık gelirken B'de neye karşılık geliyormuş? 15 santime karşılık geliyormuş. Sonuçta biz aynı kenarı ölçüyoruz değil mi? Şu aynı kenarı ölçüyoruz. Tamam. Bakın şimdi ben uzun kenarını ölçtüm. Bir de kısa kenarını aynı şekilde ölçeceğim. Kısa kenarını ölçerken bakın A cetvelinde 16'dan 8'e bakın 8 santim. Aynı şekilde arkadaşlar bu B'de aynı uzunluk neye karşılık geliyor bilmiyorum. O zaman ben bunu orantı yoluyla bulabilirim, değil mi? Bakın 4 ile sadeleştirirsem 4 ile sadeleştirirsem 3, 4 ile sadeleştirirsem 2. Bunda da bunu sadeleştiririm 5. Bakın ne oldu? 1 iken 5 oldu. 5 katı oldu. 2 iken de ne olacak o zaman? 10 olmuş olacak. Demek ki soru işareti 10 olacak arkadaşlar. Burası 11'di. Bunun üstüne ben 10 eklediğim takdirde ne olacak? 11 artı 10'dan 21 olmuş olacak. Bence fena soru değil. Bunu bir yıldızlayalım. Tekrar edilecekler listesine alın. Bakın doğru cevabımız C şıkkı. Tamam. Geldik 5. soruya. Çıkmamış bu. Çıkmamış. Yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Bakın 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde gidiyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Valla yanlış hatırlıyorsam da yorumlar kısmında belirtin. Daha sonradan düzeltelim arkadaşlar. Tamam mı? Bir ip üzerine belli bir örüntüye göre üzerinde 1, 2, 3 sayıların yazılı olduğu boncuklar dizilip bu boncukların bir kısmı yukarıda verildiği gibi bir kutunun arkasında kaldığı için görünmemektedir. Bu boncuklardan görünmeyenlerin üzerinde yazan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Buna dikkat edersek bir örüntü var değil mi burada? Bakın hep 1, 2, 3 şekilde 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor. Bakın örüntü sorularında örüntüyü yakalamak çok önemli. Burayı yakaladığımız an zaten olay bitiyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir kısımda burada görünmüyor ya arkadaşlar.
Değil mi? 1, 2, o zaman görünmeyen bir tane şöyle ne olacak? Boncuk olacak arkadaşlar. Tabi bunun içinde sonra 1, 2, 3'ten sonra ne gelecek? Yine aynı şekilde 1, 2, 3 şeklinde devam edecek. Tabi bu 1, 2, 3'lerden ne kadar var? Sonuncusu da 3'te mi bitecek acaba? Kaçta bir? 2'de mi bitecek? 1'de mi bitecek? Bakacağız. 3'te bitecek. Niye? Çünkü bakın görünen kısım artık nereden başlamış? 1, 2, 3'ten başlamış. Demek ki en sonuncusu arkadaşlar ne olacak? 3 olacak. Çünkü 3'ten sonra her zaman 1 geliyor ya. Bakın 3 burada, burası da 1. Demek ki bu en son biten kısım 3 olmalı ki 3'ten sonra 1 gelsin. Değil mi? O zaman bizden ne istiyor arkadaşlar? Görünmeyenlerin üzerinde yazan sayıların toplamı. Bakın burada bir 3 vardı zaten. Tamam. Bu görünmeyen 1, 2, 3'lerden grup olarak kaç tane var? 1 artı 2 artı 3'ten toplamlarını sorduğu için yapıyorum. Bundan kaç tane var bilmiyorum. X tane olsun. Tamam mı? Bana bunların toplamlarını soruyor arkadaşlar. Şimdi burası o zaman 3 artı. Burası ne oldu? 6. 6x oldu. Hangisi olabilir diye soruyordu. Şimdi dikkat edecek olursak bu ifade zaten 3'ün katı. 3'ün katı olacak o zaman toplamları da. 76'ya bakarsam arkadaşlar 76 3'ün katı değil. 92 de 3'ün katı değil. 108 3'ün katı. 123 3'ün katı. 241 de yine 3'ün katı değil arkadaşlar. O zaman hangisi? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 108'de bak bu sonuç 108 olmuş olsa 6x eşittir ne olacak? 105 olacak. 6 ile bir sayıyı çarptığım zaman arkadaşlar bakın şöyle 3 ile sadeleştireyim 2, 3 ile sadeleştireyim 35. X buradan 17,5 geliyor. Değil mi? Bir tam sayı gelmiyor arkadaşlar. Değil mi? O yüzden 108 de olamaz. Doğru cevabımız D şıkkı. Yine teyit edelim. 3 artı 6x eşittir 123. 6x buradan 120. X de buradan 20'ymiş. Bu da demek oluyor ki görünmeyen kısım arkadaşlar bu 20 tane olabilirmiş. Tamam mı? Evet. Buna da bir yıldız atalım. Geldik 6. soruya. Bir saat ustası saati doğru gösteren duvar saatinin yanına farklı bir tasarım yaparak eşref saati olarak adlandırdığı bir saat üretmiştir. Saat ustası gün içinde aynı zamanı gerçek ve eşref saatinden takip edebilmektedir. Örnek vermiş bir de. Bakın bu gerçek saat değil mi? Evet, 3'e 10 geçiyor. Bu da neymiş? Eşref saatiymiş. Evet, bu ters yazılmış arkadaşlar sadece. Ama bakın doğrultuları falan, doğrultuları, yönleri falan aynı. İlkiyle aynı arkadaşlar. Evet, 9.50. Buna göre diyor, gerçek saat 10.36'yı gösterdiği anda eşref saati ABC'yi gösterdiğine göre. Bakın hemen bir notumuzu alalım. Gerçek saat 10.36'yı gösterecek. O zaman arkadaşlar ne olacak? Şu şöyle olacak. 36 da şöyle olmuş olacak. Değil mi? Tamam. Eşref saati de ABC'yi gösterecek. Ne diyor? A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır? Her iki saatte aynı yönde ve aynı hız ile çalışmaktadır. Aynı hızla çalışacak. O zaman aynı yönde çalışacak arkadaşlar. Bu bilgi bizim için önemli. Bakın şu parantez içinde yazılan. Aynı yönde ve aynı hızda olduğundan dolayı bu gerçek saatte arkadaşlar bu buraya geliyorsa o zaman arkadaşlar bu eşref saatinde de aynı hızda olduğundan dolayı ne olacak? Onun hizasında ne var? 2 olacak. Yani şöyle olacak. Burada da yine rengi değiştirelim. Hatta daha iyi olsun. Burada şu şekilde olacak. Şöyle ve tam şuraya denk gelecek. Değil mi? O zaman saat kaç olmuş oluyor arkadaşlar? Kaç olmuş oluyor? 2 değil mi? 0, 2, 20, 26 değil değil mi? Bakın bu şekilde bu tarafa doğru geri gidiyor ya. Bakın şurası 25. Bu 20. O zaman ne olacak? 25, 24, 23, 22, 21, 20 diye gidecek. Yani ne olacak? 26 olacak. Şey pardon 24 olacak. Öyle değil mi? Evet. O zaman A, B, C'yi bulduk zaten. A neymiş? Bakın 2. A 2. B neymiş? B de 2. C neymiş? C de 4. Bizden de A artı B eksi C'yi istiyordu. A ile B'yi toplarsam 4. 4 eksi 4'ten de 0 gelmiş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Da şöyle de görebilir miyiz acaba? Görebilir miyiz? İkinci bir yol olmuş olsun. Evet. Şimdi bakın bu 3, 10 ya. Bunların yönleri, doğrultuları aynı. Hızları da aynı olduğundan ama. Hızları da aynı olduğundan dolayı. Bakın şu saat kısımlara bakalım. 3 ile 9'u topladığım zaman ne olacak arkadaşlar? 12.
Şurası saat. Dakika kısımlarına bakayım. Dakikaları topladığımda da 10 ile 50'yi topladığım zaman ne olacak? 60 olacak arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi bu yönleri ve hızları aynı olduğu için bir deneme yapacağız şimdi. Ne olacak arkadaşlar? Bu 30 10.36'yı gösteriyor ya. O zaman şimdi eşref saati ne olacak? Saatleri topladığım zaman ne olacaktı arkadaşlar? 12 olacaktı. O zaman burası 10 ise eşref saatinin ne olması lazım? 2 olması lazım, değil mi? 12'ye tamamlamak için. Ben dakikaları topladığım zaman da 60'a tamamlamam lazım. 36'yı 60'a tamamlamak için de bakın 24 olması gerekiyor, değil mi? Bakın yine 2 24'ü buradan da çıkarmış olduk. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yani ikisi aynı yönde olmamış olsa bu işlemi yapamayız, değil mi? İkisi aynı hızda olmasa yine bu işlemi yapamayız. Anlaştık mı? Tamam, bu da ikinci yol olmuş olsun. Bence bu da fena değildi. Bunu da yuvarlak içine alalım. Gelelim 7. sorumuza. Şekil 1'deki hedef tahtasına yapılan atışlar sonucunda farklı renkteki her bölgeye isabet eden bir ok için birbirinden farklı pozitif tam sayı değerinde puanlar verilmektedir. Bakın bu önemli. Birbirinden farklı pozitif tam sayı. Evet. Hedefe 3'er atış yapan Aykut, Hakan ve Ferhat'ın isabet durumları şekil 2'de gösterilmiştir. Tamam. Her biri bakın şekilde de görülüyor zaten. 3'er tane atış yapmışlar. Aykut 16 puan, Ferhat 9 puan. Aldığına göre Hakan'ın aldığı puan en fazla kaç olabilir diye soruyor arkadaşlar. O zaman şuraya kırmızı bölgeye K diyelim, beyaz bölgeye B diyelim, mavi bölgeye de M diyelim. Aykut'a bakalım arkadaşlar. Aykut bir tane kırmızı bölgeye isabet etmiş. O zaman K kadar puan alacak, değil mi? Beyaz bölgeye 2 tane isabet ettiğinden dolayı 2 tane beyaz. Bunun toplamı ne olacak arkadaşlar? 16 olacak. Ferhat'a bakalım. Ferhat ne yapmıştı? Bir tane beyaza isabet etti. O zaman B'den bir tane puan alacak. 2 tane de maviye isabet ettirdi, değil mi? O zaman 2 tane de mavinin puanını almış olacak. Mavinin puanına M demiştik. Evet. 2 tane olduğundan dolayı 2M. Bu da 9 olmuş olacak. Bizden ne istiyor? Hakan'ın aldığı puan. Hakan da arkadaşlar bir kırmızıya atmış, bir beyaza atmış, bir de maviye atmış. Bunun ben maksimum olmasını istiyorum. Bunun maksimum olması için zaten bu K'nın, B'nin, M'nin en büyük değerlerini ben bulmaya çalışacağım. Değil mi? Şimdi dikkat ettiniz değil mi? Bunlar yine arkadaşlar diofont denklem. Diofont denklem. Evet. Yani az önceki sorudan da yaptığımız gibi arkadaşlar, bakın burada B'nin katsayısı 2 ya. O yüzden benim mümkün olduğunca ne yapmam lazım? B'ye yüksek değer vermem lazım. Yani şöyle 16'ya en yakın değeri vermem lazım. O zaman bu da 7 desem, 7 kere 2 14'ten burası ne olacak arkadaşlar? 2 2 olacak, değil mi? Şimdi 8 desem 16 olur ama K'ya bu sefer 0 kalmış olur. Evet, ondan dolayı bu şekilde yaptık. K'ya 2 verdim. Bakın B'ye 7 verdim burada. B'ye 7 verdiğim için de hatta aslında tam tersini yapıyoruz ha. Tam tersini yapıyoruz. Ben K'nın en büyük değerini bulmaya çalışıyorum ya burada. K'nın en büyük değerini bulmaya çalışıyorum. Hepsinin en büyük değerini bulmaya çalışıyorum ama K'ya burada büyük değer vermem lazım. Tam tersi. Burasına en fazla 14 vereyim ki bakın bu 1 olsun. Değil mi? Evet. Çünkü arkadaşlar 0 veremeyeceğim. K16 diyemem o yüzden. O yüzden B'ye burada 1 verdiğim zaman da M'ye 4 gelecek. Buradan da arkadaşlar ne olacak? K14, B1, M4 olmuş olacak. Toplamda da 19 olmuş olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Doğru cevabımız bakın D şıkkı. Bunu neden bu şekilde değer verdiğimi bir önceki soruda aslında detaylı bir şekilde anlatmıştım, değil mi? Hangi soruydu? Bakın şu üçüncü soru. Neden yaptığımı burada teker teker yapmıştım. Aynı şekilde orada yapmayacağım. Anladınız çünkü mantığını. Geldik 8. ve son sorumuza. Yukarıda bir mahallenin A ve L noktaları arasındaki yollarını gösteren bir kroki verilmiştir diyor. Bu krokiye göre hangi yollar yol çalışması nedeniyle kapalı olursa A noktasında bulunan bir araç L noktasında tek bir güzergahtan gidilebilir diye soruyor arkadaşlar. Evet, tamam. Bakalım. Bir A şıkkından gidelim arkadaşlar. CD'yi ben kapatsam. CD neresi? Bakın şurayı kapatsam. Evet. CE'yi kapatacakmışım.
Şurayı kapatacakmışım. Ve DK'yı kapatacakmışım arkadaşlar. Neresi DK? Şurası DK olmuş olacak. Evet. Zaten ben buna gittiğim zaman, ben bu yolları kapattığım zaman arkadaşlar, kapattığım zaman ben hangi yoldan gidersem gideyim, sonuçta benim L'ye ulaşmam için benim şuradan gitmem lazım, değil mi? Bu yol da kapalı, bu yol da kapalı. Zaten hiçbir şekilde L'ye ulaşmam mümkün değil arkadaşlar. Hiçbir şekilde ulaşamam. O zaman A şıkkını ne yaptım? Eledim. Temizleyelim resmimizi. Evet. Rengimizi de değiştirelim. B'ye bakalım. FE. FE'yi arkadaşlar şöyle kapatalım. FE'yi kapattım. FK'yı kapattım. Şöyle. Ve BC'yi kapattım. Şurayı kapattım. Tamam. O zaman bakalım L'ye ulaşabilir miyim ben? L'ye ulaşabilir miyim? Bakın o zaman BC'ye gidemem. Ne yapacağım? Bu tarafa geleceğim. Bu tarafa geldiğim zaman hem bu yol kapalı hem de bu yol kapalı olduğundan dolayı zaten benim L'ye yine ulaşmam mümkün değil arkadaşlar. B şıkkını da eledim. Yine temizleyelim şeklimizi. C şıkkına bakalım. CE ile CD'yi kapatacağım. Bakın CD şurası. CE bakın burası. Bunları ben kapattığım zaman L'ye ulaşabilir miyim? L'ye ulaşabilir miyim? Bir bakalım. O zaman ne yaparım arkadaşlar? Gelirim buraya gelirim. Şöyle gelirim. Şöyle gelirim L'ye ulaşırım. Hatta şöyle gelirim. Şöyle gelirim. İkinci bir yoldan daha ulaşalım. Ama bunu istemiyor bizden. Tek bir güzergahtan diyor. Burada iki güzergahtan gidebildiğimiz için o yüzden bu şıkkı da elerim arkadaşlar. Tamam mı? D'ye bakalım. D şıkkına. D şıkkına da bakalım. Ne diyor? BF. BF'yi kapatacağız arkadaşlar. Şurayı kapattım. EK'yi kapatacağım. EK neresi? Şurası. Burayı kapattım. CD'yi kapatacağım. CD'de bakın şurası. Bunu kapattığım zaman arkadaşlar ben haliyle ne yapacağım? Bakın buraya gideceğim. Bu yola gideceğim. Ve şuraya geleceğim arkadaşlar. Buradan buraya geleceğim. Buradan mecbur buraya geleceğim. Buradan buraya geleceğim. Bu şekilde bakın L'ye ulaşabiliyorum. Hatta bir yol bir farklı şekilde ulaşabiliyorum. O yüzden bakın doğru cevabımız burada D. E'nin de neden olmadığını gösterelim. E'nin de neden olmadığını gösterelim. Bakın CD'yi kapatacakmışım. Evet, kapattım. FK'yı kapatacakmışım. FK neresi? Bakın şurası. Bir de EK'yi kapatacakmışım arkadaşlar. Bu şekilde kapatmış oldum. Tamam. O zaman ben ne yaparım? Şuradan gelsem, bakın şu şekilde gelsem, şöyle gideceğim. Böyle gittikten sonra arkadaşlar, bu yol kapalı olduğu için, artık E'den sonrası kapalı olduğu için ben hiçbir şekilde ulaşamam. Buradan B'den gitmiş olsam, o zaman ne yapacağım? Şu şekilde geleceğim. Bu yol yine kapalı arkadaşlar. EK yolu kapalı olduğundan dolayı L'ye yine ulaşmam mümkün değil. O yüzden E şıkkı da olmuyor. Bakın doğru cevabımız D geldi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.